İngiliz Milli Arşivinde araştırma yaparken tesadüfen bulduğumuz bir belgenin önemini sonradan fark ettik. Çok kıymetli bir belge. 1920'deki Büyük İzmir yangını ile ilgili araştırma yaparken o dönem İzmir limanında demirlemiş İngiliz savaş gemisinin seyir defterinde Mustafa Kemal ile yapılmış bir röportajı bulduk. Bu röportaj hiç bilinmiyor, daha önce hiç yayınlanmamış olması bakımından son derece önemli ve Mustafa Kemal'in verdiği mesajlar açısından çok çok kıymetli. Mustafa Kemal, röportaj 12 Şubat 1922'de Mustafa Kemal ile yapılıyor. 12 Şubat 1923'te, özür diliyorum, 12 Şubat 1923'te Fransız Times gazetesinin muhabiri Paul Gentizon Mustafa Kemal ile birebir yüz yüze röportaj yapıyor. Ve onun ağzından tırnak içerisinde Mustafa Kemal konuşuyormuş gibi bunu rapor ediyor. Kime rapor ediyor? İzmir limanında demirlemiş İngiliz savaş gemisinin kaptanına. Kaptan da bunu alıp seyir defterine işliyor. Sonra acaba dedik bu röportaj yayınlanmış mı Times gazetesinde? Dönemin Times gazetesini bulduk. Hiçbir şekilde orada çıkmamış. Atatürk Araştırma Merkezi'ne sorduk, kendimiz araştırdık. Mustafa Kemal'in bu röportajı biliniyor mu? Kesinlikle bilinmiyor. Dolayısıyla bu röportajın ilk defa ortaya çıktığı ve daha önce yayınlanmamış olduğu ortaya çıkmış olduğu. Ne diyor Mustafa Kemal ilgili röportajında? Son derece önemli. İsterseniz ilk önce röportajın hangi klasörde olduğunu göstermek istiyorum. İngiliz Milli Arşivi, The National Archives dediğimiz Admiralty and Ministry Defence olarak geçiyor. Bu şekilde günlükler var. İzmir'deki olaylar diye bu şekilde belgenin kapağı devam ediyor. Sonra kaptanın seyir defterine geçiyor ve belgenin orijinalini ekinde gün gün seyir defteri, bu geminin seyir defteri ve daha sonra ilgili röportajı ekinde bulabiliyoruz. Şöyle. Röportajında ne diyor? Evet. Burada görülmesini arz ediyorum. Çok önemli. 12 Şubat'ta 1923 tarihinde Paul Gentizon'un Mustafa Kemal ile 12 Şubat 1923'te Paul Gentizon Mustafa Kemal ile ve tırnak içerisinde direkt onun ağzından Mustafa Kemal konuşuyor. 1,5 sayfa boyunca. Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk? Ta o dönem 12 Şubat 1923'te 3 defa yeni Türkiye kelimesini kullanıyor. New Turkey diye geçiyor. Yeni Türkiye. Diyor ki hiçbir koşul altında kapitülasyonları kabul etmeyeceğimizi, devam ettirmeyeceğimizi 4 yıldır sürdürdüğümüz bu milli mücadele savaşımızda defalarca ifade ettim diyor. Fakat diyor Fransızların bu konuda herkesten daha uzlaşmaz olması beni şaşırttı. Biz Fransa ile dostane ilişkiler kurmak istiyoruz diyor. Fransa'nın da bize bu konuda anlayışlı olmasını, yoksa kapitülasyonlar konusunda ısrarını devam ettirirse biz Fransa'nın bu tutumunu dostane bir tutum olarak algılamayız. Yeni Türkiye diyor, diğer milletler gibi yaşamak istiyor. Ve biz köle olmayacağız diyor. Biz bir Çin gibi veyahut da başka bir sömürge ülke gibi asla olmayı kabul etmiyoruz. Dolayısıyla bizim bu talebimiz tam bağımsızlığa olan düşkünlüğümüzden, talebimizden kaynaklanmaktadır. Fransa bizi bu konuda zorlamasın, bu konuda anlayış gösterirse ilişkilerimiz dostluğa devam eder. Yoksa kapitülasyonlar konusunda ısrarcı olursa Fransa, sorunsuz, sınırsız sorunlar ortaya çıkacaktır diyor Mustafa Kemal ta o günlerde. Alanında kendi ilk defa duyurması bakımından röportaj son derece kıymetli. 100 sene önce Mustafa Kemal'in yeni Türkiye'ye ve tam bağımsızlığa vurgu yapması bakımından çok çok kıymetli diye düşünüyorum. Nasıl da şimdi savaş için neden böyle bir